İran Şehinşahı Şah Pehlevi, Atatürk'ü görmek ve onunla tanışmak için Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret uzun yıllar sürecek bir hadise oldu ve iki devletin yakın dostluğuna vesile teşkil etti. Bilhassa bizimle komşu olan memleketler arasında tam bir barışın hüküm sürmesi onun çok arzuladığı şeylerden biriydi. Bugün ayında kusursuzun önünde Erdoğan'ın geleceği Türkiye'ye. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan beri. Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Eflat şayet olmuştu tabi. Hani mübarek atıyordu, cobran ediyor. Hiç şükür yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. İnşallah. Arzu buyursanız yukarıya bir görelim efendim. Görürüz. Buyurun efendim. Mümtaz misafirimiz şerefine o zamanlar törenlerin yapıldığı Gazi Terbiye Okulu'nun yanında büyük bir geçit resmi tertip edildi. Atatürk kendi elleriyle yetiştirdiği ve memlekete emanet bırakacağı genç nesli misafirlere bu vesileyle tanıtmaktan zevk duyar ve onlarla iftihar ederdi. Türk ordusunun modern silahlarla teçhizi Kemalist idealin esaslı prensipleri arasında bulunmaktadır. Bugün Avrupa'nın ve dünyanın sayılı büyük asker memleketlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti, dostları için faydalı, düşmanları için korkunç bir varlıktır.